Sana. Ben mikrofonu sana verdim. Sen ne yaptın? Katiller çetesi İdlib'de yaptığı katliamın hesabını verecek. 7. yılına giren Suriye direnişi her gün yeni katliamlarla bitirilmek isteniyor. Geçen ay Halep'te camiye bomba yağdıran zalimler 70'ten fazla sivili katlettiler. Ve bu saldırıyı terörizm bahanesine sığdırarak işin içinden çıkmaya çalıştılar. Fakat biz biliyoruz ki asıl terörist ABD'dir, Rusya'dır ve onların bu vahşetine ortak olanlardır. İslam topraklarını işgal ederek Müslümanları sistematik işkencelerle, bombalarla ve kimyasallarla öldürmeyi politika haline getiren bu katiller çetesi her gün daha da vahşileşmekte ve dünyanın gözünün içine bakarak zulümlerini icra etmektedirler. Herkesin bildiği gibi bu alçaklar güruhunun himaye ettikleri Esad rejimi dün sabah saatlerinde Suriye'nin İdlib kentinde bir yerleşim yerine kimyasal gazla saldırdı. Ve bu saldırıda çoğu çocuk yüzün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 500'ün üzerinde insan ise gazdan etkilendi ve birçoğunun hayati tehlikesi devam ediyor. Yine Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'in Salkin, Cisre, Şubu bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında en az 21 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil de yaralandı ve bu saldırılar halen devam etmektedir. Bununla beraber geçtiğimiz günlerde Londra'da, St. Petersburg'da ve diğer batı şehirlerinde de patlamalar oldu ve sivil kayıplar yaşandı. Elbette kim olursa olsun sivillere yapılan saldırılar kabul edilemez. Ancak bu sivil ölümleri protesto eden ve kınayan, sözüm ona, bu güçler söz konusu Müslümanlar olunca sessizliğe gömülmektedirler. Bu da onların olup bitenlere nasıl iki yüzlü yaklaştıklarının en bariz kanıtı olarak ortadadır. Bundan dolayı bütün bu olup bitenler karşısında Birleşmiş Milletler denen kukla kuruluşun büründüğü sessizliği ve zalimlerden yana takındığı tavrı esefle kınıyor ve bunların demokrasi ve insan hakları söyleminin koca bir yalan olduğunu buradan ilan ediyoruz. Bu savaşta haklının yanında olmak ve mazlumu desteklemek en insani sorumluluktur. Ve inşallah bizler zalimlere karşı mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye'nin bu ölümleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na taşıması ve işlenen bu savaş suçunun takipçisi olması oldukça önemli bir konudur. Bu konunun ihmal edilmemesi gerektiğini ve bu ülkenin duyarlı bütün siyasilerinin bu konuya taraf olması gerektiğini ifade ediyoruz. Nasıl ki Suriyeli kardeşlerimize ensar olduysak, onların haklarının müdafisi olmak da Rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah Türkiye halkı bu sorumluluğu da hakkıyla yerine getirecektir.